Sevgili kadınlar, sevgili arkadaşlar, kadın grup toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet, 8 Mart'ı daha yazdığımız büyük bir destanla Türkiye'nin her yerinde büyük kutlamalarla, tepkilerle isyanımızı büyüttük. Ancak bütün bunlara rağmen engellemelerde durmadı ama biz erkek egemen zihniyetin topluma verdiği zararları kadınlar hep birlikte haykırdı. 8 Mart aynı zamanda iktidarın politikalarına karşı tüm toplumun itirazlarının da bir dışa vurumuydu. Her yıl daha da güçlenerek dolduruyoruz alanları ve bizler bu alanları doldurdukça dünya daha yaşanır bir hale gelecek ve kuşkusuz daha güzel olacak. Bugün grup toplantımızda olduğu gibi. Bugün kadın grup toplantımızı yapıyoruz ve halk egemenliğinin temsil edildiği bu çatı altında erkek egemen zihniyetin tüm konularına karşı duruşumuzu sergiliyoruz. Bugün ayrıca özel bir gün, Kürt Milli Kıyafet Bayramı. Bugün renklerimizle dostumuzla çok daha güzeliz. Evet, bugün kadın grup toplantımız mecliste de büyük bir güzellik getirdi. Şimdi aramızda çok sayıda dostumuz var, konuklarımız var. İzninizle onları da anons etmek istiyorum. Eğitim Sen Genel Kadın, Eğitim Sen Kadın Sekreteri Derya Yurcu aramızda. BES Genel Kadın Merkez Sekreteri Banu Aytaş. BES Genel Merkez Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy. BES Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Elif Çuhadar. SES Eşkenar Başkanı Gönül Erden. SES Genel Sekreteri Pınar İçer. HDP eş sözcüsü İdil Uğurlu, İskenderun Kadın Platformu'ndan Mehtap Sert, Ankara Barosu Avukatları'ndan Mehtap Taşkaya, Tuzla İşçilerinden Türkiye Söngül, DBP eş genel başkanımız Saliha Aydeniz, Yeşil Sol Kadın Meclisi'nden Tülay Kocak, DİS Kadın Koordinasyonu'ndan Nebi Kızılöz, Nermin Yurttaş Hanım Akkuş, SKP Eş Genel Başkanı sevgili Canan Yüce, SKP'den Keral Mertoğlu ayrıca, SKP Sözcüsü Deniz Aktaş, Devrimci Eş Genel Başkanı, Parti Eş Genel Başkanı Elif Turun Öneren, Devrimci Parti'den Ezgi Eylen daha devren bizlerle, yine tabii ki de tekrar eş sözcüğümüz, başkanımız, sevgili Leyla Güven aramızda. Hoş geldiniz. Mutlu ettiniz bizi. Ayrıca Batı Kent Yeni Yaşam Derneği'nden dostlarımız Adana, Ankara, Eskişehir, Mersin, İstanbul İl ve İlçe örgütlerimiz de aramızda. Kendilerine ayrıca hoş geldiniz diyoruz. Şimdi de konuşmasını yapmak üzere Sayın Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan'ı davet ediyorum. Evet. Sevgili kadın arkadaşlarım, çok değerli misafirler, kadın kurumlarının ve siyasi partilerin değerli temsilcileri, yine uzak yerlerden gelenler, Adana'dan, Mersin'den, İstanbul'dan ve Ankara'dan gelen arkadaşlarım, yoldaşlarım, basının değerli emekçileri ve ekranları başında bizleri izleyen değerli halkımız, grup toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bahar'ın coşkusuyla sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, 8 Mart dolayısıyla bugünkü grup toplantımızı kadın grup toplantısı olarak gerçekleştiriyoruz. Ve hepinizin bir kez daha
tüm kadınların 8 Mart'ını yürekten kutluyorum değerli arkadaşlar. Konuşmama geçmeden önce iki konuya değinmek istiyorum. Özellikle bu ülkede gazetecilere yönelik hukuk dışı tutuklamalar devam ediyor değerli arkadaşlar. Ve geçen hafta gazeteciler, yazarlar tutuklandı. AKP yargısı eliyle gerçekleştirilen bu hukuk dışı tutuklamaları özellikle HDP olarak kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Biliyoruz ki iktidar ne yaparsa yapsın hakikatin sesini kesemeyecektir. Gerçekler karanlıkta asla kalmayacaktır, kalamayacaktır. Yine bir diğer konu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız sevgili Selçuk Mızraklı'ya AKP mahkemelerince 9 yıl 4 ay hapis cezası verildi sevgili kadınlar. Bu karar hukuk dışıdır, siyasidir, gayrimeşrudur ve halk iradesine bir saldırıdır. Asla tanımıyoruz diyoruz. Selçuk Başkan kayyum yolsuzluklarını ve hırsızlıklarını ortaya çıkardığı için özellikle hedef alınan bir belediye eş başkanımızdı. Hırsızlık yapanlar dışarıda elini kolunu sallaya sallaya gezerken hakikatin sesi olan Selçuk Başkan'ı tutuklayıp ceza veren zihniyet şunu iyi bilsin ki bu devran böyle sürmeyecektir, bu devran böyle devam etmeyecektir. Halk iradesine kelepçe vuranlar elbet gerçek adalet önünde tüm bu hukuksuzlukların hesabını teker teker verecekler ve adaletten kaçamayacaklardır. Buradan bir kez daha hem Selçuk Başkan'a hem de tutuklanan gazetecilere selamlarımızı ve dayanışma duygularımızı göndermek istiyoruz. Hakikati ortaya çıkarmaya ve halkın iradesini yok sayan politikalarınıza karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Evet, sevgili kadınlar, sevgili misafirler, cezaevlerinde direnen sevgili Figen Yüksekdağ, Sebahat Tuncel, Selma Irmak, Gülten Kışanak, Aysel Tuğluk, Çağlar Demirel, Gülser Yıldırım, Mukaddes Kubilay, Nurhayat Altun, Edibe Şahin ve isimlerini sayamadığım tüm kadın tutsak arkadaşlarımızı buradan selamlıyor, kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyorum. Kadınların özgürlük mücadelesinde yaşamlarını adayan Rosa Luxemburglardan Clara Zetkinlere, Behice Boranlardan Leyla Kasımlara, Hevrin Heleflerden Sakinelere, Sevelere ve Asyalara birçok ölümsüz kadın yoldaşımızın anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Onların anıları mücadelemize her daim ışık tutacaktır diyorum değerli arkadaşlar. Evet, 8 Mart'ta Ahmet'ten İstanbul'a, İzmir'den Van'a, Adana'dan Ankara'ya, ülkenin her bir yerinde meydanlardaydık, alanlardaydık. Haklarımıza sahip çıkmak için savaşa, talana, sömürüye, ayrımcılığa karşı durmak için, kadına yönelik şiddete dur demek için, dayanışmayı büyütmek, daha yaşanılır bir dünya inşa etmek için kadınlar her yerde bir araya geldiler. Hep birlikte özgürlüğü haykırdık, eşitliği haykırdık değerli kadınlar. Ve hep beraber biz buradayız, umut ve cesaret biziz, örgütlü gücümüzle birlikte olacağız dedik ve buradan bir kez daha özellikle zindanlarda direnen kadınlar başta olmak üzere Türkiye'de ve dünyada direnen tüm kadınlara bu gruptan bir kez daha binlerce selam olsun diyoruz. Hep söyledik, yine söylüyoruz. 21. yüzyıl
kadın mücadelesinin yüzyılıdır ve yine kadınların zafer yüzyılı olacaktır. Evet, çok iyi biliyoruz ki kadınlar için yaşam sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada zorlu bir dönemeçten geçmektedir. Erkek rejimler ve faşizm dünyanın neresinde olursa olsun aynıdır ve kadın düşmanıdır değerli arkadaşlar. Kadınların iki asırdır yürüttükleri mücadeleler ve verdikleri ağır bedeller sonucu elde ettikleri haklar, kazanımlar sadece Türkiye'de değil birçok coğrafyada bugün büyük tehlikeler altındadır. Kadınların yerel ve uluslararası sözleşmelere güvence altına alınmış, yasalaşmış birçok hak bugün belli tehlikelerle karşı karşıyadır. Ancak kadınlar bulundukları her yerde eş zamanlı olarak savaşa, erkek şiddetine, doğa talanına, sömürüye ve ayrımcılığa karşı toplumu savunmak ve doğayı korumak için ayaktadır. Latin Amerika'da oynar kadınlar özgür olsa. Sevgili arkadaşlar, Latin Amerika'da, Afrika'da, Avrupa'da, Türkiye'de, Orta Doğu'da kadınlar şiddete karşı çıkmak için, güvence altına alınan haklarına sahip çıkmak için ayaktadır. Buradan tüm dünya kadınlarını bir kez daha selamlıyoruz. Selam olsun tüm dünya kadınlarına diyoruz. Bugün kadın mücadelesi birçok mücadelenin bileşkesi, kavşağı konumundadır. Irkçı, tekçi ve cinsiyetçi yönetimlere alternatif siyasal sistemler ortaya koyma iddiasında olan birçok mücadelenin merkezinde yine kadınlar yer almaktadır. Bu yeni eylem ve mücadele hak ve eşitlik talep eden herkese cesaret ve ilham vermektedir değerli arkadaşlar. Kesintisiz bir mücadele sonucu kürtaj hakkını kazanan İrlandalı kadınların mücadelesi ile kadın düşmanı IŞİD karanlığını durduran Rojavalı kadınların bize gösterdiği gibi uzun soluklu ve sürekli mücadele bizi zafere götürecektir. Evet sevgili kadınlar, Türkiye'de de kadın mücadelesi yeni bir direniş dalgası ortaya koymaktadır. Artan kadın kırımına karşı kadınlar her yerde faşizme karşı direnmektedir, direnmeye devam etmektedir. Çünkü kadınların bedeni ve kadın kazanımları ağır saldırı altındadır. Evet, 18 yıllık AKP erkek iktidarı kadınların haklarını ve kazanımlarını ortadan kaldırmak için kadın karşıtı politikalarına olanca gücüyle ağırlık vermektedir. Günde neredeyse sevgili arkadaşlar 3 kadının katledildiği, şiddetin erkek devlet, erkek iktidar, erkek yargı eliyle teşvik edildiği ağır bir süreç yaşıyoruz. Ve bunun en son örneğini İstanbul Taksim'de gördük. Kadınlar her şeye rağmen, ama her şeye rağmen, tüm engellemelere rağmen feminist gece yürüyüşünü gerçekleştirdiler sevgili kadınlar. İstanbul'da yürüyen tüm kadınlara da buradan selam olsun diyoruz. Değerli arkadaşlar, yürüyüş sonrası polis gaz bombasıyla, polis plastik mermiyle saldırdı kadınlara. Bunu gördük, buna tanıklık ettik. Kadınlar şiddet uygulanarak bir kez daha güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındılar. Ve hem de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bu gerçekleşti. 8 Mart'ta kadınlara işkence yaptılar.
hem gözaltına alınırken hem otobüsün içerisinde hem de götürüldükleri yerlerde kadınlar şiddete uğradılar. Mültecilere gaz bombası atan Yunanistan'a savunmasız insanlara gaz sıkmak barbarlıktır diyen AKP iktidarının sözcülerine bunu hatırlatıyorum. 8 Mart'ta Taksim'de kadınlara yaptığınızın bundan bir farkı var mı acaba? Hiçbir fark yok arkadaşlar arada. Kadınlara saldırırken AKP Genel Başkanı pişkin bir şekilde kadınların özgürlük alanını genişlettik diye bir açıklama yapıyor. Siz özgürlüğü değil, kadın düşmanlığını genişletiyorsunuz. Kadınlar bunu görmüyor mu zannediyorsunuz? Siz kadın düşmanısınız, bu sabittir. Tarihe de böyle geçtiniz. Bundan sonra kadınlar bunu bilerek ve bunun bilinciyle hareket edecektir. Evet, bunların bir bakanı da, sevgili arkadaşlar, bir bakanı var ya, bunların bir bakanı, ismini söylemeyeceğim. Kültürel terörizmden söz eden bir bakanları var. Sözde kadın hakları, kadın özgürleştirmesi kültürel terörizmin parçasıdır diyor bu bakan. Evet, kadınların hak arayışını terörizm olarak nitelendiren bu kafa bir kadın düşmanıdır değerli arkadaşlar. İşte bu kafanın yönetiminde olduğu bir ülkede ne yazık ki her gün kadınlar katlediliyor. Rabia Naz, Emine Bulut, Nadira Kadirova, Şule Çet, bu isimleri biz biliyoruz. Ancak bu isimleri unutturmaya çalışanlar var. Onları da biz iyi tanıyoruz. Öyle bir yargı düşünün ki sevgili kadınlar, Nadira Kadirova davası çok kısa bir sürede takipsizlikle sonuçlandı. Çünkü ucu AKP'ye dokunuyordu. Evet, Elazığ'da başka bir olay. Kırgızistan uyruklu kadın gazeteci Yeldana Kaharman şüpheli bir biçimde öldü ve intihar olarak kayıtlara geçirildi. Ama yine burada da işin ucu yine bunlara dayanınca, AKP'ye dayanınca olayın üzeri ne yazık ki kapatıldı. Yine Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku 2 aydır kayıp. İktidar Doku'nun bulunmaması için özel bir çaba harcıyor, özel bir çaba gösteriyor. Öyle ki milletvekili arkadaşlarımızın verdiği soru önergelerinde Doku'nun kaybolmasından sorumlu kişinin ismi kayıtlara geçmesin diye Türkiye Büyük Millet Meclisi Kanunlar Kararlar Dairesi tarafından sansürlenerek bu önergeler kayıt altına alınıyor değerli arkadaşlar. Yine Dersim'de kadın öğrencilerin güvenlik görevlilerin yoğun takip ve tacizine maruz kalması Dersim'de iktidarın sürdürdüğü özel bir politikanın varlığını bizlere göstermektedir. Hayatın her alanında olduğu gibi yargıda da erkekleri koruyan zihniyet bir kez daha karşımıza çıkmaktadır. Hele ki şiddeti sevgili arkadaşlar, hele ki şiddeti uygulayan bir kamu personeli ise, polis veya asker ise, yandaş ise bunun üstü daha çabuk kapatılıyor. Siirt'te, Pertek'te, Cizre'de, Diyarbakır'da, Batman'da ve daha birçok Kürt ilinde tırmanan çocuk istismarları tesadüfi değildir değerli arkadaşlar. Urfa'da kayıtlara geçen çocuk istismarlarının sayısı dehşet vericidir. Ne düzeyde olursa olsun kadınlara ve çocuklara yönelen her türlü şiddetin hesabını sorana kadar susmayacağız, durmayacağız değerli arkadaşlar. Evet, çok değerli kadın arkadaşlarım, sarayda inşa edilen tek adam erkek sistemi evde, sokakta, iş yerinde, kamuda, siyasette kurulan erkek iktidarına dayanmaktadır. Ve bu iktidar kadın kazanımlarını sistemli bir biçimde hedef almaktadır. Bu nedenle kazanılmış bir hak olan nafaka hakkı kadınların elinden alınmaya ve kadınlar yoksulluğa mahkum edilmeye çalışılmaktadır. Erkek şiddetine karşı kadınları koruyan İstanbul Sözleşmesi
iktidar eliyle ortadan kaldırılmak istenmektedir. Kadınlar çalışma yaşamının dışında bırakılarak eve mahkum edilmek istenmektedir. Çalışabilecek durumda olmasına rağmen 20 milyonu aşkın kadın iş gücüne dahil edilmemektedir. Yine kentlerdeki genç kadın işsizlik oranı sevgili arkadaşlar %36'dır. Bölgede ise durum çok daha kötüdür. Çünkü kadınların %87'si işsizdir. KHK'lerle binlerce kadını işsiz ve yoksul bıraktılar. Sosyal yardıma başvuranların %80'i yine kadınlardır. Ekonomik krizin en ağır yükünü yaşayan biz kadınlarız değerli arkadaşlar. Tüketim ihtiyaçlarından ilk feragat edenler yine biz kadınlarız. Gıda masraflarını azaltmak için indirimli ve ucuz gıda arayanlar yine biz kadınlarız. Tüm bunlara rağmen geçinemedikleri için ek gelir olsun diye ev temizliğine ve merdiven silmeye giden geçici işler bulmaya çalışanlar yine biz kadınlarız. Kadınlar, savaş politikalarınızın neden olduğu ekonomik krizin yükünü taşımak zorunda değildir diyoruz iktidara. Kriz üreten iktidarınızı da, yoksulluk üreten savaş politikalarınızı da kadınlar sonuna kadar itiraz etmeye ve karşı çıkmaya devam edecektir. Dünyayı değiştiren kadınlardır, dünyayı değiştirecek olan kadınlar olacaktır. Elbette bu sömürü ve talan düzeni de mutlaka ama mutlaka kadınların mücadelesiyle son bulacaktır. Sevgili kadınlar, biliyorsunuz bu erkek iktidar kadınların en büyük kazanımı olan HDP'nin kadın siyasetini ve kadın kazanımlarını hedef almaktadır. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitliği ve özgürlüğü için HDP'de süren kadın mücadelesi dünya kadın mücadelesinden güç almakta ve dünya kadınlarına da ilham vermektedir. HDP'li kadınların yerel yönetimlerde, parlamentoda ve sokakta verdiği eşit temsiliyet mücadelesi bütün kadınların ortak kazanımıdır. Bu nedenle HDP aynı zamanda bir kadın partisidir sevgili arkadaşlar. Hayata geçirdiğimiz eş başkanlık sistemi yalnızca toplumsal cinsiyet eşitliği açısından değil, aynı zamanda demokrasi adına da önemli bir kazanımdır. Bu nedenle bize yönelmektedirler, gaspçı kayyumlar ile eş başkanlığa saldırmaktalar, belediyelerimiz bünyesinde kurulan kadın kurumlarımızı kapatmaktalar. Gözaltılar, tutuklamalar ve fezlekelerle bizleri sindirmeye çalışmaktalar. Her yolu denediler, yasakladılar, tutukladılar, işkence yaptılar, katlettiler ama bizler susmadık, boyun eğmedik ve yılmadık. Leyla Güvenler olduk, açlık grevleriyle onlara yanıt verdik değerli arkadaşlar. Figenler olduk, sebahatlar olduk, gültenler olduk, zindanlarda direndik değerli arkadaşlar. Cumartesi anneleri olduk, çeyrek asırlık adalet ve hakikat arayışımızla onlara cevap verdik. Barış anneleri olduk, alanlarda şiddetin her türlüsüne maruz kaldık ama barıştan vazgeçmedik. Eş başkanlar olduk, kayyum zulmüne boyun eğmedik. Karadeniz'de Laz, Ege'de Yörük kadınlar olduk, HES'lere, yıkımlara karşı durduk. Feminist kadınlar olduk, Taksim'den Yüksel'e her yerde eylemlerimizle yanıt verdik değerli arkadaşlar. Kadın seçilmişler olduk, meclis kürsüsünü hakikat kürsüsüne çevirdik. Gazeteci olduk, gerçekleri yazdık. Roboski'de, Soma'da, Çorlu'da, Ankara Gar'da,
Suruç'ta adaleti haykıran kadınlar olduk. Hakikatin peşini hiçbir zaman bırakmadık. Biz kadınlar her türlü ayrımcı politikaya karşı yan yana gelerek ortak mücadeleyle en güçlü cevabı verdik, veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Yaşamı kuran biziz sevgili kadınlar. Alın teri döken yine biziz. Üreten biziz. Karar veren de biz olacağız, yöneten de biz kadınlar olacağız sevgili kadınlar. İşte HDP bunun için vardır. HDP dünya kadın mücadelesini miras aldığı için umudun adresi olmuştur. Bu umudun en güzel ve en somut ifadesi bugün her kesimden kadının HDP'de bir araya gelmesidir. Kürt, Türk, Arap, Ermeni, Alevi, Süryani, Ezidi, Roman, Laz ve bu topraklarda yaşayan her topluluğa ait her inançtan kadın HDP çatısı altında mücadele etmektedir. Ben bu vesileyle buradan ülkenin dört bir yanındaki bütün kadınlara çağrıda bulunmak istiyorum. Kadın dayanışmasını demokrasi dayanışmasıyla büyütelim sevgili kadınlar. Bugün Türkiye'nin en güçlü demokratik muhalefeti kadınlardır, kadın ittifakıdır. Bu güçle ülkeyi tekçiler değil, çokluk yönetecektir. Tek başkanlık değil, eş başkanlık olacaktır. Erkeklerin tekçi anayasası değil, kadınların demokratik anayasası olacaktır diyoruz sevgili kadınlar. Evet, çok değerli arkadaşlarım, sevgili kadın yoldaşlarım. Savaşların en ağır bedelini her zaman kadınlar ve çocuklar ödedi. Bunun en somut örneği çok uzak geçmişte değil, 2014 Ağustos'unda Şengal'de yaşandı. 5000'den fazla Ezidi kadın DAEŞ çetelerinin eline esir olarak düştü, pazarlarda satıldı. Hala binlerce kadının kayıp olduğunu biliyoruz. Benzer bir durum da yine çok uzun bir zamanda değil, Afrin'de yaşandı. Yine değerli arkadaşlar, mülteciler özellikle bu kirli savaşın bedelini en ağır ödeyenlerdir. Zorla yerinden edilmenin yarattığı travma devam ederken mülteciler bir de cinsiyetçilikle, ırkçılık ve şiddetle karşı karşıyadır. Sığınmak zorunda kaldığı ülkelerde yoksulluğa, istismara mahkum edilen çocuklarıyla mülteci kamplarında her türlü kötü muameleye maruz bırakılan daha çok kadınlardır değerli arkadaşlar. Onun için biz kadınlar barışı kurmaya kararlıyız. Savaşın karşısında her koşulda barışı savunanlarız, barışın safında duranlarız. İktidarın savaş politikalarına karşı tüm kadınların daha çok bir araya gelme zamanıdır. Her geçen gün artan ırkçılığa karşı kadınların daha çok bir araya gelme zamanıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliğine dayanan, yeni bir yaşamın inşasına inanan herkesin daha çok bir araya gelme zamanıdır. Hep birlikte yan yana durarak gücümüzü büyütme zamanıdır. İnanın ki bizim değiştirme gücümüz vardır ve değiştireceğiz sevgili kadınlar. Bu düzen kadınlarla değişecektir. İktidar keder verir ama kadın direnişi neşe ve umut verir her zaman için. Kadın arkadaşlarım, kaybetmeye yüz tutmuş AKP-MHP bloku iktidarlığını sürdürebilmek için savaş, yıkım ve talan politikasını olanca hızıyla sürdürmektedir. İçeride, yani Türkiye içerisinde toplumla, kadınlarla mücadele halindedir. Dışarıda Suriye ile savaş içerisindeler. Evet, İdlib'de yaşanan savaş halkların tercihi değildir. Bu iktidarın ayakta kalma çabasıdır. AKP iktidarı başından beri mezhepçi bir politikayla çeteleri destekleyerek Suriye'de yönetim değişikliğini hedeflemiştir.
uluslararası güçlerin payandası haline gelerek Suriye iç savaşının derinleşmesinde rol oynamıştır. Amaçları bir yandan kendi tekçi iktidarlığını ayakta tutmak, diğer yandan da Kürtlerin Suriye'de söz sahibi olmasını ve temsil edilmesini engellemektir. Biz başından beri iktidarı her zaman uyardık değerli arkadaşlar. Bu savaşa son verin dedik. Halklara daha fazla bedel ödetmeyin dedik. Suriye'nin geleceğine Suriye halkları karar versin dedik. Tezkerelere hayır oyu verdik. Ancak iktidar HDP'yi yani bizleri dinlemedi. Fakat şunu gördük. Yanlış hesap bu kez Bağdat'tan değil İdlib'den geri döndü değerli arkadaşlar. Fakat bunu görecek bir göz ve akıl onlarda ne yazık ki yok. Çıkmaları gereken yerde kalmaya devam ettikçe ülkeyi uçurumun kenarına sürüklemekteler. İdlib'de battıkça soluğu Moskova'da alıyorlar. Moskova'yla, NATO'yla, Washington'la bugüne değin sayısız görüşmeler gerçekleştirdiler. Ama hiçbir şey değişmedi sevgili arkadaşlar. Acı ve yıkım katlanarak devam etti. AKP'nin iktidar hırsı nedeniyle binlerce insan Suriye Savaşı'nda hayatını kaybetti. Askerler de hayatını kaybetti. Suriye'de sivil insanlar da hayatını kaybetti. Elbette biz bu ölümlerin hesabını sormaya devam edeceğiz. Toplumun da iktidardan bunun hesabını sorması gerektiğini özellikle belirtmek isteriz. Geçen hafta 30 erkek Moskova'da kafa kafaya vermiş, halklar adına kararlar veriyorlar. Savaşı başlatanlar onlar, yani erkekler değerli arkadaşlar. Ölüme yol açanlar yine erkekler. Ama ölenler halklarımız, yani bizlerin çocukları sevgili arkadaşlar. Bu çocuklar Türktür, Kürttür, Araptır, Ermenidir, Ezididir, Süryanidir. Yani bizim halklarımızın çocuklarıdır. Peki buraya giderken, Suriye'ye giderken Suriye halklarına sordunuz mu? Peki Suriye halklarının ne istediğini onlardan öğrendiniz mi? Peki onlar sormazlar mı size? Buraların, bunların zihniyetinde halklarla diyalog değil sevgili arkadaşlar. Savaş çığırtkanlığıyla, silah tüccarlarıyla diyalog kurmak vardır. Çatışmalı süreçler vardır. 2015'te hepimiz çok iyi hatırlarız. O dönemin tanığıyız. Dolmabahçe Sarayı'nda çözüm masasını devirdikleri için bugün Kremlin Sarayı'ndan ne yazık ki çıkamıyorlar değerli arkadaşlar. Ama bu gerçeğin ne yazık ki farkında değiller. Buradan AKP'ye hatırlatmak istiyorum. Suriye'den, İdlib'den size bir iktidar hikayesi çıkmaz. Suriye'den hikaye değil, ancak ve ancak siz çıkarsınız ve çıkmak zorundasınız. Türkiye'nin geleceği adına, Türkiye toplumunun geleceği adına, çocuklarımızın geleceği adına oradan çıkmak zorundasınız. Yol yakınken yapmanız gereken tek şey tüm varlığınızla Suriye'den derhal çıkmanız gerekmektedir. Siz Suriye'den elinizi çektiğiniz gün hem Suriye, hem Türkiye, hem de Orta Doğu gerçekten rahatlayacaktır. Kürt düşmanlığından ve Kürtleri Suriye'de statüsüz bırakma politikasından artık vazgeçmelisiniz ve bir an önce bu demokratik çözümün önünü açmalısınız. Doğru olan yol Suriye'nin Suriye halklarına bırakılmasıdır değerli arkadaşlar. Ve eninde sonunda bu noktaya da gelecekler, bunu da biliyoruz. Çözüm ve barış ancak halklar arası diyalogla, toplumsal bir mutabakatla sağlanabilir. Bunun farkına bir an önce varmaları gerekiyor. Değerli arkadaşlarım, Suriye sorunu Suriye'de kurulacak bir masayla, Suriyelilerin kendi arasında başlatacağı bir diyalogla ancak çözülebilir. Halkları dışlayan bir politikayla,
Kürt karşıtı tutumlarla o masada hiç kimse duramaz, hiç kimse oturamaz. Bunu artık anlamaları ve kavramaları gerekiyor. O masada Suriye halkları ve temsilcileri olacaktır değerli arkadaşlar. Evet, savaşta ısrar eden devlet ve siyaset akılsızlığının bedelini ne yazık ki halklar ödüyor, ödemeye devam ediyor. Mültecilerin yaşadığı dram savaş politikalarının çok ağır bir sonucudur. Mülteciler zorla, tehditle ülkeden gönderilmekte, Türkiye'den gitmeleri için ırkçı saldırılar organize edilmektedir. Karşı taraftan ateş açılmakta, mülteciler vurulmakta, sınırın bu tarafından da gaz bombası atılmaktadır. Çoluk, çocuk, kadın botlarla adeta ölüme gönderilmektedir. Bu yaşananlar tam bir insani krizdir değerli arkadaşlar. İnsanlığın ayaklar altına alındığının bir göstergesidir. Yıllarca şu kadar mülteciye baktık diyerek övünen AKP iktidarı şimdi gidenleri saymaktadır değerli arkadaşlar. Ne kadar kovduk diye her gün sayı veriyorlar. İnsanları ölüme göndermekle övünen bir iktidar var karşımızda. Ayıptır diyoruz. Günahtır, yazıktır. İnsan biraz utanır diyoruz gerçekten. Evet, sınırda yaşananlar insanlık değerleriyle ulus devletlerin dayandığı insanlık dışı politika arasındaki uçurumu tüm dünyaya göstermiştir. Ulus devlet faşizmi her yerde aynıdır değerli arkadaşlar. Sınırın karşı tarafında da aynıdır, bu tarafta da aynıdır. Mültecilere bu zulmü yaşatan Suriye Savaşı'nda ısrar eden güçlerdir. Türkiye'de bu sürecin önemli bir tarafıdır. Ve Suriye'deki çetelere tırlarla silah göndererek iç savaşı tırmandıran iktidar mültecilerin yaşadığı yıkımın baş sorumlusudur. İnsanlık tarihi bunu unutmayacak ve asla ve asla da affetmeyecektir diyoruz. Bir de utanmadan Avrupa'dan daha fazla para istediklerini görüyoruz ve mültecileri şantaj olarak kullandıklarını görüyoruz. Şu an hala Brüksel'de para koparmanın peşinde olduklarını görüyoruz değerli arkadaşlar. Bunun adı insan ticaretidir, çürümüşlüktür. Başka bir adı, başka bir izahı yoktur, olamaz da. Buradan iktidara çağrı yapıyorum. Mültecileri zorla, tehditle göndermekten vazgeçin. Mültecileri kirli pazarlıklarınıza alet etmeyin. Avrupa'ya da seslenmek isterim. Kapılarınızı insanlığa açın, mültecilere derhal açın, mültecilere acil insan yardımını derhal yapın ve başlatın diyoruz. Evet, Yunanistan halkının mültecilerle dayanışmak için yaptığı demokratik gösteriler insanlık adına umut vericidir. Yunan halkının mültecileri sahiplenen bu dayanışmasını biz de buradan bir kez daha selamlıyoruz değerli arkadaşlar. Yunanistan'daki bu dayanışma tüm Avrupa'da ve Türkiye'de de yaygınlaşmalıdır. Halklar arası dayanışmayla, birlikte yaşamla bu krizleri hep birlikte çözebiliriz. Dünyanın her yeri tüm insanlığın ortak yaşam alanıdır. Dünya hepimizin ortak evidir. Sınırların hiçbir önemi yoktur sevgili kadınlar. Her yurttaş dünyanın her yerinde yaşama hakkına da sahiptir. Evet sevgili arkadaşlarım, savaşa karşı toplumsal karşı duruşu daha da güçlendirmemiz gerekmektedir. Yoksulluğun nedeni savaştır. İşsizliğin nedeni savaştır. Gittikçe artan şiddetin nedeni yine savaştır. Çürümenin nedeni yine savaştır. Toplum kendisine ağır bedel ödeten bu savaş politikalarına karşı çıkmalıdır. İktidardan hesap sormalıdır ve barışı savunmalıdır. Barışa sahip çıkmak, ortak geleceğimize sahip çıkmaktır. İşte bunun için savaşa hayır seslerini daha güçlü olarak dillendirmeliyiz. İnsanlık dışı
tecride mutlaka karşı çıkmalıyız. Irkçılığa, ayrımcılığa, şiddete, adaletsizliğe hep birlikte karşı çıkmalıyız. Çözümü ve barışı engelleyen tüm politikalara hep birlikte sevgili kadınlar karşı çıkmalıyız. HDP tüm bu karşı çıkışların, ortak mücadelenin örüldüğü üçüncü yoldur. Bunun için demokrasi ittifakı diyoruz. Demokratik bir geleceği hep birlikte kuralım diyoruz. HDP'nin kongresi bu umudu büyütmüştür sevgili kadınlar. Demokratik seçeneği aynı zamanda oluşturmuştur. Farklı farklı yerlerde de olunsa demokratik ittifakın önünde hiçbir engel olmadığını gördük, görmeye de devam edeceğiz. Demokrasi, barış, özgürlük, eşitlik ve adalet ortak paydasında bir araya gelebiliriz. Ülkenin buna gerçekten ihtiyacı var. Halklarımızın bu demokratik birliğe gerçekten ihtiyacı var. Kadınların öncülük ettiği dayanışma ve ortak mücadele anlayışının tüm topluma yayılması ve demokrasi güçlerinin de aynı zeminde bu birlikteliği geliştirmesi tarihsel bir sorumluluk olarak önümüzde durmaktadır. Bunu hep birlikte başarabiliriz ve başaracağız da. Bu ülkeye, bu coğrafyaya barışı bizler armağan edeceğiz. Sevgili kadın arkadaşlarım, bu umutla, bu temenniyle yeniden hepinizin 8 Mart'ını kutluyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyor ve geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.